tamamen bir kapatma olursa çok iyi olur. Yoksa düzeleceğini pek sanmıyorum. Sağlık Bakanlığı'nın yerinde olsam bu maske takmayanlara büyük cezalandırırım. Ben de tamam takmıyorum da işte o olsun. Geriye dönüş pek mümkün olmaz yani şu durumda. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 50 bini geçti ve yeniden kapanmalar gündeme geldi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yeni önlemler alınır mı ve Sağlık Bakanı olsaydınız siz ne yapardınız diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Eskiye yönelik olmaz çünkü bundan sonra işleri yani durdurmak veyahut da insanları içeriye kapatmak olmaz. Ama yine de maske, mesafe bunlara uyulmasını yani tamamıyla bunlara uyulursa bu da inşallah geçer diyorum. Yoksa eski gibi içeriye kapanırsa bu millet olmaz. Ekonomimiz zaten kötüye gidiyor şu anda. Yani bundan sonraki aşamalarda tamamıyla kapanırsa bütün ekonomimiz alt üst olur. Şu an içinde ben diyorum ki ama maske, mesafe bunu hiçbir zaman bırakmamamız lazım. Peki vaka sayılarının bu derece arttığı bu dönemde Sağlık Bakanı olduğunuzu düşünelim sizin özelinizde. Bir Sağlık Bakanı olsaydınız bu dönemde ne gibi önlemler alırdınız? Önlem alır mıydınız? Şu ana kadar yapılanı ben destekliyorum. Sayın Bakanımız da elinden geleni yapıyor. Bana. Siz bakan olsaydınız önlemi? Bakan olsaydım normalde şu anki seyir gibi yapardım. Yani normal maske, mesafe ama tabii ki önlemlerimizi almaya çalışırdım ama nereye kadar? Ekonomik boyutlarını da düşünürdüm devletin. Evet, dönüş olabilir. Şöyle olabilir. Çünkü insanımız hemen kendini bırakıyor. Yani maalesef mesela ben çalışıyorum, tramvaya biniyorum, otobüse biniyorum. Çoğunu sürekli şoförler uyarıyor. Yani maskenizi takın, maskenizi takın diye. Kimse dikkat etmiyor. Dikkat etmeyince de tekrar yaşamayız inşallah ama yaşayacağız gibi görünüyor. Yeni önlemlerin alınmasını bekliyorsunuz o zaman. Ya tabii önlemler alınması lazım ama ne yapacağız? Yani kapanacak mı? Tekrar mı kapanacak her yer? Öyle de olmuyor. Maalesef yani. Böyle hani artık alıştık yani maskeye ama birey olarak hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Yani hepimiz kendi önlemimizi alırsak yani genel bir önleme bence gerek kalmayacak. Artık yani bakanın da yapacağı bir şey kalmadı. Elinden geldik yani geldiğini bence yapıyorlar. Yok, ama siz ne gibi önlemler alırdınız bakan olsaydınız? Yani bakan olsaydım bilmiyorum nasıl önlem alırdım. Yani bir yerleri kapatmak, insanları eve kapatmak falan bu çözüm değil. Yani insanların bilinçlenmesi için bir şeyler yapardım. Yani birey olarak bilinçlenmesi. Ya çalışanlara önlem gösterirdik. Mesela aşısız iş vermezdik fabrikalarda. Yani çoğu fabrikalarda mesela aşı olmadan işçi alınabiliyor. Ben bile aşımıyordum mesela. Tamam ya yaptırın dediler, aldılar işe. Yani ona bir el atardım. Aşı konusunda bir kıstas getirilmeli yani. Tabii ki fabrikalarda daha çok fabrikalarda oluyor bu korona artışları. Niye? 1000 kişi aynı yerde çalıştığı için yemekhaneye girdiğin zaman çok insanlarla muhatap oluyor. Maskesiz böyle yemekhaneye girenler çok oluyor. Fabrikada çalıştığım için ağzı açık adam karşılıklı yemek yiyor mesela. Bölmeler falan olmuyor fabrikalarda. Hani bunlara kısıtlamayı getirirdim, bir de denetimi de arttırırdım yani. Gidip denetlerdim yani. Mesela kısıtlama getiriliyorlar ama denetim yok. Adam 6 ayda bir geliyor denetime. O denetime gelindiği zaman dört dörtlük yapıyorlar oralar. O denetim gittikten sonra yan yana oturmalar falan, hapşırmaları falan olduğu zaman kimse elini ne tutmuyor. Adamın aşısı yok, hasta olduğunu bilemiyorsun. Kapanması da olabilir ama biraz cezalı falan gibi bir şeylerin yapmasını daha öneririm yani. Yani yaptırım öneriyorsunuz daha çok. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın yerinde olsam bu maske takmayanlara büyük cezalandırırım. Ben de tamam takmıyorum da işte o olsun biz geçelim artık oralar. Yeni kapanmalar bekliyor musunuz peki? Vallahi böyle iyi. Kimse virüsü takmıyor. Grip girmezde gibi bir şey zaten. Bence boşa. Yani kapanma olursa faydasız olacağını düşünüyorsun. Yani aynen öyle ya. Faydasız. Millet zaten ölen ölüyor, giden gidiyor. Normalde de eceliyeten gidiyor zaten. O yüzden gerek yok yani. Şu anda önlem olarak yani geriye dönüş pek mümkün olmaz yani şu durumda. Yani beklemiyorsunuz bir kapanma Hayır, falan. Beklemiyorum. Peki siz bir sağlık bakansınız bu dönemde ve vaka sayılarında da böyle bir artış var. Ne gibi önlemler alırdınız? Bir şey yapar mıydınız? Valla onu tam olarak söyleyemeyeceğim. Ne olduğunu bilemeyeceğim yani.
Büyük konuşmayayım diyorsunuz. Evet, büyük konuşmayayım çünkü Sağlık Bakanı demek yani Türkiye'nin can damarı demek yani. Beklemek istemiyoruz. Çünkü engelli bakım evinde çalıştığım için sürekli 19 gün kaldığımız için artık bıkmıştık. O yüzden kapanmasını istemiyoruz. Peki siz bir Sağlık Bakanı olsaydınız vakalar şu anda çok arttı. Ne yapardınız? O zaman kapanmasını isterdiniz. Kapatırdınız yani. Evet. Şu anda düşünmüyorum çünkü zaten kimsenin umurunda değil. Artık sağlık yani pek umurumuzda değil zaten. Herkes dışarıda. Ama olursa çok iyi olur. Ama böyle hani hafta sonları değil de tamamen bir kapatma olursa çok iyi olur. Yoksa düzeleceğini pek sanmıyorum. Yani böyle gideriz. Yani eskisi gibi bir tam kapanma vakaların azalması için bir çözüm olabilir mi sizce? Kesinlikle. Peki siz Sağlık Bakanı olduğunuzu varsayalım. Sağlık Bakanlığı görevini şu anda siz yürütüyorsunuz ve vaka sayıları böyle patladı. Sağlık Bakanı olduğunuz takdirde ne gibi önlemler alırdınız? Kesinlikle sokağa çıkma yasağı uygulardım. Maskesiz çıkılmaması gerektiğini, dezenfektanlar işte ne bileyim. Öyle yani, başka bir çözümü yok zaten.